Ayların en kıymetlisi Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. İslam'ın şartları arasında yer alan oruç ibadeti hadis-i şeriflere konu olmuştur. Oruç tutarken salih kimse olmak ve nefsine hakim olmak son derece önemlidir. Zira oruç tutmak yalnızca yemek yememek ve su içmemek değildir. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken kurallar da vardır. Müslümanlar, ibadetlerin doğru bir şekilde yerine getirmek için orucun hangi durumlarda bozulduğunu bilmelidirler. Peki, öpüşmek orucu bozar mı? Dudaktan veya yanaktan öpmek orucu bozar mı, sakatlar mı? İşte detaylar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Oruç ibadeti için imsak vaktinde niyet edilir. Bu andan itibaren iftar vaktine kadar hiçbir şey yiyip içilmez. Oruç ibadeti sırasında gün boyu kötülükten uzak durmak ve nefsine hakim olmak çok önemlidir. Müslümanlar oruç ibadeti ile ilgili hadislerde ibadetlerini sakatlayabilecek yalandan, kötülükten ve günahtan uzak durmaları için uyarılmışlardır. Peki oruçluyken eşini öpmek orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama. Oruçlu olan kişilerin orucu bozacak şeylerden uzak durması, nefsine hakim olması, günahtan ve kötülükten arınması gerekmektedir. Cinsellik ve şehvet de oruçluyken uzak durulması gereken konular arasında yer almaktadır. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, eşlerin birbirine sarılması veya öpmesi, şehvet içermediği sürece orucu bozmaz. İşte o açıklama. Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir. Oruçluyken eşlerin birbirine sarılmasının ve öpmesinin orucu bozmadığı ifade edilmiştir. Ancak dudaktan öpüşmek orucu bozan davranışlar arasında yer almaktadır. Çünkü dudaktan öpüşmenin şehvet içeren bir hareket olduğu düşünülmektedir. Merhınan-ı El-Hidaye 2-256'da da ifade edildiği gibi eşlerin birbirlerini yanaklarından öpmeleri veya sarılmaları oruç bozmaz. Fakat dudaktan öpüşme sırasında cinsel istek meydana gelebileceği için kişilerin orucu bozulur. Bu durumda kaza orucu değil, kefaret orucu tutmak gerekmektedir. Oruçluyken eşlerin birbirlerini yanaklarından öpmelerinin orucu bozup bozmadığı da sık sık merak edilmektedir. Bu konuda Diyanet tarafından yapılan açıklama esas alındığında eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruç bozulmaz. Karı koca arasında öpüşmek son derece olağan ve normal bir şeydir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus aşırıya kaçmamaktır. Şehvet uyandırmayan sevgi dolu bir sarılma veya yanaktan öpüşmeyle oruç bozulmamaktadır. Cinsel ilişki İslam dinini eşler arasında en tabii bir hal olarak gördüğü, yapılmasını teşvik ve takdir ettiği bir olgudur. Bu durum, neslin devamı, eşlerin birbirini teskini için olmazsa olmazdır. Ancak bazı kurallara da tabidir. Hayatın her alanında olduğu gibi cinsel ilişki esnasında da elbette bazı kural ve kaideler bulunmak durumundadır. Mümin kimseler bu kural ve kaideleri öğrenmek ve uygulamak zorundadırlar. Allah'tan hakkıyla sakınmak isteyen her kim varsa bunları tabii halleriyle öğrenmek ve yaşamak onların en temel vazifelerinden biridir. Müslüman bir ailenin mutluluk ve selameti de mutlak surette bundan geçmektedir. İslam dini bizlere eşlerin diledikleri vakitte, diledikleri yerde ilişkiye girebileceğini söyler. Tabii ki bunların bazı istisnaları vardır. Örneğin ezan okunduğu vakitte cinsel temasta bulunmak büyük bir saygısızlık olacağından buna müsaade edilmemiştir. Yanı sıra namazını kılmamış olan birinin diğer namaz vaktinin girmesine az bir vakit kala cinsel temas kurması da sakıncalı görülmüştür. Bunun en temel sebebi, vaktin çıkmadan kişinin gusül alamayıp namazı kaçıracağı sebebiyle bir öngörüden ibarettir. Elbette vaktin çıkmasına 15 dakika kala birisi, cinsel birliktelik yaşadıktan sonra duş alıp namazı yetiştiremez. Bunları hesap etmek, her kişinin üzerine bir borçtur. Nitekim cinsi temas kurulması caiz olmayan bir başka vakitte, Ramazan orucu tutulduğu zamandır. Bu vakitte bir insanın farz olan orucu bozarak, İftardan önce cinsel ilişkiye girmesi caiz değildir. Keza bazı önemli gün ve gecelerde ibadet edilmesinin daha faziletli olduğu, Kadir gecesi gibi yılda bir gelen gecelerde ilişkiye girilmesi de doğru değildir. Girilse bir ayıp ya da kusur değildir. Ancak o gecenin önemine nazaran ibadet edilmesi daha doğru olacaktır. İlişkiye girilmesi mahsurlu olan mekanlara gelecek olursak, bunların başında insanların bu ilişkiye muttali olacağı hemen her alan olarak adlandırmak mümkündür. Örneğin Müslüman bir çift, park, bahçe, plaj gibi kamuya açık bir alanda ilişkiye giremez. Böyle yaparlarsa harama girmiş olurlar.
Bunun için kişinin ilişkiye gireceği mekan, ses ve görüntünün başkaları tarafından ulaşılamayacağı bir ortam olmalıdır. Bunun için en uygun ortam evdir. Ancak otel ve benzeri bazı yerlerde bunlar arasında sayılabilir. Çok tavsiye edilmemekle birlikte, karavan ve çadır gibi mekanlarda da bu işi yapmak caizdir. Ancak çadırın ortalık yerde kurulu olmaması gerekir. Eşlerin evde cinsel ilişki yaşarken bile dikkat etmesi gerekir. Örneğin çoğu zaman komşularımızda perde, cam, kapı açık bir şekilde evde dolaşan insanlar olduğuna şahit oluruz. Bu durum çoğu zaman büyük şehirlerde geçerlidir. Zaman zaman bir kadının uygunsuz bir kıyafetle balkona çıktığına, öylece dolaştığına veya evinin içinde perde açık bir vaziyette her halinin görünür olduğunun farkında veya farkında olmayarak gezdiğine şahit oluruz. Ne erkek ne de bir kadın evinin içini dışarıya böyle göstererek dolaşması caiz değildir. Hele bir de kadın veya erkek üzeri örtülü kapalı bir kıyafet giymiyorlarsa bu son derece mahsurludur. Cinsel ilişki boyutuna daha gelinmedi bile ancak günümüzde bu bile çok karşılaşılan bir problemdir. Dışarıda kapalı olan bir kadının evin içindeki açık manzaralarını dışarıya göstermemesi gerekir. Bu sebeple tül ve perdelerini kapatmaya dikkat etmeli, unutulduğu zamanlarda eşler birbirini uyarmalıdır. Eşlerin yatak odasında bulunan perdelerin de kapandığından emin olmalı, cinsel ilişkiye başlamadan önce camların da kapatıldığına dikkat edilmelidir. Zira bu esnada hasıl olan bazı seslerin dışarıya gitmesi büyük olasılıkla muhtemeldir. Cinsel ilişki sırasında evde dahi olunsa sadece cam perde kapatmakla tüm işler bitmemektedir. Yine modern çağın bir getirisi olan dip dibe inşa edilmiş olan evlerin duvarları çoğu zaman ses geçirmektedir. Evdeki normal konuşmaların bile karşı daireye ulaştığı bu gibi apartman ve dairelerde ilişki esnasında sesi yükseltmemek, karşılıklı konuşmayı minimuma indirmek gerekir. Aksi takdirde yakışıksız durumlar ortaya çıkabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.